Küresel ısınma ile birlikte buzulların erimesi her geçen gün artış göstermekte, buna bağlı olarak da deniz seviyesinde yükselme oluşmaktadır. Bu durum, deniz seviyesine yakın bölgelerdeki doğal ve beşeri unsurları olumsuz etkilemektedir. Buna göre, Türkiye'nin aşağıda belirtilen alanlarından hangisi, deniz seviyelerinde ortaya çıkan bu değişimlerden daha önce etkilenir? A. Haymana platosu, B. Erzincan Ovası, C. Tuz Gölü çevresi, D. Çukurova çevresi, E. Ihlara Vadisi. Değerli arkadaşlar, yukarıda bize küresel ısınma ile birlikte buzulların erimesi her geçen gün artış göstermekte, buna bağlı olarak da deniz seviyelerinde yükselme oluşmaktadır. Bu durum, deniz seviyesine yakın bölgelerdeki doğal ve beşeri unsurları olumsuz etkilemektedir bilgisi verilmiş. Soruda ise buna göre Türkiye'nin aşağıda belirtilen alanlarından hangisi deniz seviyelerinde ortaya çıkan bu değişimlerden daha önce etkilenir demiş. Hangi alanlar daha önce etkilenir? Arkadaşlar, yükseltisi az olan alanlar arkadaşlar daha fazla etkilenir ve daha önce etkilenir. O zaman biz yükseltisi en az olan merkeze bakıyoruz. A seçeneğinde Haymana platosundan bahsedilmiş. Haymana platosu İç Anadolu bölgesinde yükseltisi yaklaşık 1000 metre civarındadır. Erzincan Ovası Doğu Anadolu bölgesinde yükseltisi yaklaşık 1500 metre civarındadır. Tuz Gölü çevresi yine İç Anadolu bölgesinde ve kabataslak 1000 metre civarında olduğunu söyleyebiliriz. Çukurova çevresi bir delta ovasıdır. Delta ovası dış kuvvetler konusunda anlatılır ve deniz seviyesinde yani 0 metre civarındaki alçak düzlüğü ifade eder. Bu yüzden deniz kıyısında olması ki zaten hangi şehirde? Adana'da ve Seyhan Ceyhan nehirlerinin getirmiş olduğu topraklarla oluşmuş. Deniz kıyısında deniz seviyesindeki en ufak değişim Çukurova'yı doğrudan etkiler. Yine Ihlara Vadisi arkadaşlar yükseltisi 1000 metre civarında olan bir alanı ifade ediyor. Burasının da etkilenmesi oldukça geç olacaktır. İlk önce etkilenen alan Çukurova çevresidir. Bu yüzden aradığımız doğru seçenek D seçeneğidir.